Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. İki şeyden dolayı özür diliyorum. Bir, zamanınızı aldım. Biraz geç başladık. Hakkınızı helal edin. O da elimde olmayan şeyler. İkincisi, sesim belki sizi rahatsız edecek ama açılacak, merak etmeyin. Tamam. Konum şuydu. Geçen Hamburg'dandı değil mi onlar? Hamburg'dan mı diyor? Evet. Hamburg değil miydi? O ikisi mi diyorsun? Evet. Evet. Hamburg. İsmail Hamburg ama tek sen efer miydi? Yani Hamburg miydi? O da. O da Hamburg. Hamburg, tamam. Onun işte, o da hocaymış ha. Hı. Bakmayın, dört vecihle Kur'an okuyan adammış. Yani. Beş abi. Beş mi dedi? İsmail abi. Ve subhanallah. Tamam. Şu. Efendim abi, bir şey mi dedin abi? Şimdi o zatın sorduğu soru çok ciddiye aldım. Yani normal bir soru değildi. O sorunun bir tane cevabını verdik. Neydi o? Kainatta Rahim, Hakim, Vedud isimleri Hakim ise niye Cenab-ı Hak musibet, sıkıntı ve ölüm, mefti musallat ediyor? Yani başımıza say. Yani Allah'ın rahimiyetine, şefkatine, Allah'ın hikmetine, Allah'ın Vedud sevgisine, muhabbetine ters düşmüyor mu? Musibeti, belayı, hastalığı ve ölümü vermesi zıt değil mi? Bir ders yaptık, yetmez tabii. İkinci ders yapıyoruz, onun devamı. Şimdi 24. mektup 284. Birinci makam. 26. sözün hatimelerinde denildiği gibi, nasıl ki bir mahir sanatkar, 26. sözde geçiyor bu şey. Şimdi anlamadığınızı lütfen, sakın sesimden dolayı abiye sormayın, yormayalım demeyin lütfen. Sorun. Tamam. Allah'ın izniyle bu seste, bu hırtlakta, bu yolda gidecek. Ona şüpheniz yok. Sorun. Sorun benim de hoşuma gider. Şimdi 26. sözün hatimesinde bu örnek varmış. Burada kullanacak. Neymiş o? Denildiği gibi, nasıl mahir bir sanatkar. Sanatkar. Kıymetli bir elbiseyi, kıymetli bir elbiseyi kaderi de izah edecek Muhammed'im. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Tamam. Kıymetli bir elbiseyi ve münakaş bir suret yapmak için, yani kıymetli bir elbise ve süslü bir elbise olacak. Münakaş, nakışlı. Yani süs değil de sanatlı ama kıymetli. Kendisi çok madeni, çok kıymetli. Elbisenin yapısı, madeni, malzemesi, kumaşı çok kıymetli ama o elbisende de sanatlı olacak. Süsma değil ya. Nakış, sanat demek. Tamam mı? Böyle süs değil, süs bir sıfatı. Mesela bence olsa Kabe örtüsü diyelim. Ha diyelim. Evet. Tamam. Mesela Kabe örtüsü hakikaten normal değil ve üzerindeki o sarı yazılar var ya, altın. Sarı. Böyle altınla yazılmış. Her bir ip altın. Aylarca yazılmış. Aylarca. 6 ay olduğunu. Bana da bir parça verdiler. Allah razı olsun. O hac, onun Arabistan neyse uzun bir şey. Kral çok sevdiği bir zat var. O da bana dedi ki, ben seni çok seviyorum, dersine katıldım. Peygamberi anlatırken ben ağladım. İlk hatırıma gelen evimdeki Kabe örtüsünün parçasını saklıyordum, sana vereceğim. Peygamberi verdi. Ben de gittim o örtüyü Rize'de verdikleri için Rize dershanesinin duvarına camların içine koyarak yapıştım. Kabe örtüsü orada. Şimdi kaliteli bir elbise, sanatlı ve her şeyin maharetini göstermek için eskide biliyor musunuz terziler, hani manken var ya, manken yoktu. Adamı manken tutarlardı, biliyor muydunuz? İşçi olarak adam gel, model alırlardı. Ortalama bu milletin ortalama boyu kime göredir burada? Yani manken alsanız, üzerine iş yapsanız burada kim olabilir? Ben yani İbrahim olamaz. Değil mi? Ortalama bu almaya. Ben olabilirim. Çünkü iriye biraz. Evet, iri de şöyle... Muhammed olur mu? Yani, evet. Bülent olur. Değil mi ortalama? Bülent, Salih. Muhammed de biraz göbekli ya. Kusura bakmadı, bir şey anlatmak için. Ama bu ikisi, yani ben de değil. O
ortalama bunlar müsait. Böyle tutarlarmış yani. O hani her modele ait adam tutamazlarmış. Bir veya iki tane tutarlarmış. Şeyler, terziler. Tamam mı? Miskin bir adamı. Yani miskin demek bizim halk arasındaki tabir değil. Kur'an'da fakir ikiye ayrılır. Da'amül miskin. Kur'an'da geçer. Febel. Da'amül miskin. Duhan suresinde. Duhan suresinde. Da'amül miskin şu. Fakir demek. Ömer Nasuh Güner'e göre 86. Başka ilmihallara göre 96. 86 gram altından aşağıya olan altını var. 80-75 gram olana dince fakir denilir. Ama var yani 50 gramı var. Ama İslam'a göre zenginlik nisabı 86 gram veya 96 gram farklı ilmiyallara göre altını olana zengin denilir. Ondan aşağı var ama zengin değil. 50 gram altını var. Buna fakir denilir. Miskin ise hiçbir şeysi yok. Yani 10 gramı da yok. Zekatı hak ediyor. Zekat. Yok fakir de hak ediyor ama esas bu. Miskin. Fakir de hak ediyor. 86'dan aşağı olana o da hak ediyor. Ama tahammül miskin. Kur'an'da miskin geçiyor. Miskin böyle halkın kullandığı gibi aşağılık, itilmiş, kakılmış, manasız, gayesiz, böyle berduş, serseri falan değil. Miskin demek nisap miktarı değil. Hiçbir şeysi olmayan. Böyle bir adamı terzi tuttu. Tamam mı? Tuttu. Ne yapacak? Elbiseyi eskide manken yani yoktu. Şimdi mankene göre kesiyorlar. Uzatıyor elini. Giydiriyor adam kesiyor. Doğruyor tamam. O zaman adama giydiriyorlardı. Uzat, kalk, eğil, aç onu, giyin falan yaparlarmış. Miskin bir adama, adamı layık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak kendi sanat ve maharetini göstermek için o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltır, uzatır. Tamam, uzat. Kesti. Adam da bakıyor. Uzattı. O adam, o miskin model ist adam ücreti alıyor. Yani para onun için alıyor. Ona elbise yapmıyor, orada yapıyor. Tamam mı? Elbiseyi buraya giydirerek yapıyor. Ona yapmıyor, başkasına yapıyor. Uzat diyor, kesiyor. Şimdi bu adam da o kadar katın kafadan da eksik ki. Ulan tam bana uydu ama adam gitti kesti. Oturup kalkıyor, uzatıyor, kısaltıyor. Ulan bana oturdu. Miskin zannetti ki bana yapıyor. O miskin adam üstünde keser, biçer, kısaltır, uzaltır. Anladık değil mi abi? Buraya kadar. Çünkü çok mühim olduğu için ikide bir soruyorum. Anladınız mı buraya? O adamı da oturturur, kaldırır. Otur. Bakayım nasıl takılıyor mu? Popon, belim bilmem ne. Kaldırır. Muhtelif vaziyetler verir. Uzan, kaldır falan. Aç. Yani ben de size miskinlik yapıyorum. Tamam böyle. Her şeyi, hareketi manaya göre yapıyorum ki daha iyi anlaşılsın konu. Düz okuyabilirim ben. Değil mi? Daha kavransın diye. Böyle kaldırdı da. Ha, koltukta bir şey yok. Şöyle yaptı. Ha, burada bir şey yok. Tamam mı? Eğildi. Arkada bir şey yok. Böyle yapmış. Miskin adama muhtelif vaziyetler verir. Şu miskin adamın kaderi de izah ediyor ha bu örnek. Şu miskin adamın, model olan adamın hiçbir hakkı var mıdır ki o sanatkara desin, terziye. Beni güzelleştiren tam oturdu ya. Ne tam oturdu. Beni güzelleştiren bu elbiseyi neden ilişip tebdil ve tahir ediyorsun? Ve beni kaldırıp oturtup meşakkatle beni istirahatimi bozuyorsun. Tamam bana oturdu. Niye beni bozuyorsun bak tamam. Niye beni oturup kaldırmak da yok uzat, çek, kalk diyerek bana zahmet veriyorsun. Beni güzelleştiren elbiseyi niye bozuyorsun, niye kesiyorsun? Niye darlatıyorsun, niye geniş yapıyorsun? Bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Niye kazanamaz? Sizden duymak istiyorum. Çünkü ücretli çalışıyor. Ona yapmıyor elbiseyi. Elbiseyi ona yapmıyor. İyi dikkat edin. Elbiseyi sipariş veren başkasına yapıyor. Bunda kesip biçiyor. Ama onun için yapıyor. Burada yapıyor. Ama onun için. Ne olur lütfen üçüncü kez. Burada yapıyor ama onun için. Bu adam diyemez. Oturtuyorsun, kaldırıyorsun, beni çekiyorsun, bir de zahmet veriyorsun diyebilir mi?
diyemez. Bitti mi abi? Bitti öyle. Şimdi hakikate binecek. Aynen öyle de Sani Zülcelal, yani hem celal hem sanatkar sahibi olan Allah, her bir nevi mevcudatı, her bir nevi mevcudat, sinekler, koyunlar, köpekler, dinozorlar, ağaçlar, tamam mı? Orada da Zülcelal diyor abi. Celal ismine şey yapıyor, cemal demiyor mesela. Evet. Ne anladın? İşte kainatın sıfatı, onun tersi de celal. Evet. Yani celal demesinin sebebi şu. İnsan ağaca yaprak olduktan sonra koparmak istemez. Cemal koparmak istemez. Cemal takar. Celal koparır. Sihat-ı cemal verir. Hastalığı da celal veriyor. Yani sistemi kuran cemal diyelim. Celal sistemi değiştiriyor. Celal. Niye? Onu anlatacak işte. Çünkü yani burada Sani Zülcelal, yani sistemi hareketlendiren Allah'ın sıfatı. Sistemi niye hareketlendiriyor? Niçin gelenler durmuyor? Niçin sabit değil? Niçin tekdir ediliyor? Çekirdek ağaç, ağaç çekirdek. Allah bullak. Değişiyorum, simam değişiyor, ihtiyar oluyorum, beyaz diyorum, ölüyorum, diriliyorum. Ya bu ne nesi ya? Bu ne biçim memleket ya? İstediğim olmuyor. Diyor. Ha bu celal istiyor. Sani Zülcemal değil. Sani Zülcelal. Yani varı bozmak. Yani isteğimize muhalif ama hikmet. Başka yerde hiçbir şey kararında durmuyor diyor. Mesela. İşte bu. İşte zaten sonunda öyleydi. Hiçbir şey kararında durmuyor. Bunu yapan, bundan bu açılım şu. Bay paragrafın başında sevgili arkadaşlar hangi ismi kullanmışsa onun açılımıdır. Sanatkar ama öyle kafasını estiği gibi değil. Sanatlı, hikmetli, celal sahibi. Yani sistemi hareketlendiren yöntem. Her bir nevi mevcudatın, yani her bir nev, mesela insan bir nev, koyun bir nev, köpekler bir nev, tamam mı? Bunların mahiyetini birer model ihtiyaz ederek, hani model var ya miskin, bunların mahiyetini, mahiyet var ya mahiyet, yapı, sistemi. Özüm. Tamam, sistemi. Yani hislerini, duygularını, hayatlarını. Beden değil. Beden de dahil ama. Yani içsel beni ayakta tutan, bak utansam kızarır. Korksam beyazlar. Bilmem ne yani, tamam mı? Bu içerin dışa vuruşu. Yani insanın özünü, mahiyetini model yapıyor. Miskin adam gibi. Hani var da miskin kaldır edip. Onu model yapmış. Tamam. Onu model yapmış. İttiaz ederek ve nukuşu esması ile kemalatı sanatını göstermek için, nukuşu esması ile kemalatını göstermek için her bir şeye mahsus ziyayata duygularla murasa bir vücut libasını giydirir. Mesela Muhammed'im, yani kalp ve ruhunu model yapmış. Ruhunu. Onun üzerine elbise giydiriyor. Yani ruh miskinde. Tamam. Miskin vardı ya adam. Tutmuştuk. Ha, o adamın tuttuğu, o adam haşa terzi Allah'tı. O adamın tuttuğu miskin adam ise benim ruhum. Onun üzerine giydirdiği elbise duygular. Duygular. Hisler. Tamam. Giydiriyor. Duygularla murassa, duygular bak elbiseymiş, duygular. Murassa bir vücut libasını giydirerek, vücut libasını giydirerek üstünde kalemi kaza ve kaderle nakışlar yapar. Üzerinde kalemi kaza ve kaderle nakışlar yapar. Cilve-i vesvesini gösterir. Kaza neydi, kader neydi, ata neydi? 3 tane şey vardı. He? Mesela kader, şimdi Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Kader. Esma-i Hüsna'nın bin bir esma, bütün karar vermesi. Yani bir esma değil. Şöyle bir aynen. Şey ise, kaza ise, o kaderin, Esma-i Hüsna'nın karar verdiğini
yapmaktır, hükmü yerine getirmektir. Kaza. Tamam mı? Fakat Allah'ın esmasının bütünlüğünün kararını bu eğer uygulanırsa buna kaza denilir. Kader, kaza. Tamam abi? Şurada ara boşluk var. Ama Allah rahmetiyle diğer şuunatıyla, sıfatıyla devreye giriyor. Bu esmanın verdiği karar kaza olmadan Allah buradan değiştiriyor. Buna ata denilir. Değiştiriyor. Ya bu böyle gidiyor ama Muhammed mesela, ya mesela misal, kusura bakma. Ya Muhammed dükkanı kapattın. Ya şurada bir kahveye bir karaluku yapalım arkadaşlar gidiyordu. Ama sen ruhun buna layık değil. Veya babanı sana dua etmiş. Veya hayır hasanat yapmışsın. Sen bu kaderin, bu senin zihniyetine göre kararı icra edilecek. Kahveye gidiyorken karşına İsmail denk geliyor. Ya Muhammed kardeş yapma gel ya boşver ya. Bizde de sohbet var. Orada da içiyorlarsa sebebi var, bizde de var. Biz de içiyorsak, bizde de sebebi var. Biz de içiyoruz kardeşim. Tamam. Onlar yani içiyorsak sebebi var. Tabii ki var. Yani her şeyin bir sebebi var. Biz de hakikat şerbetini içiyoruz, çay da içiyoruz ama esas içtiğimiz hakikat. Hakikat sarhoştu bizde. Yani enfusi tefekkür olunca sarhoş olmuyor muyuz? Dedi bunlar bir şeyler sana saydı. Sen de tam böyle şey, Allah seni kalbine bir meyil koyuyor. Bir tatlılık veriyor, bir kayıyor bu tarafa. Allah devreye girdi. O kaderin verdiği kaza olmadan ata yapıyor. Ata ikram demek. İta. İkram. Niye? Geçmişin var. Şu anda bakmıyor ki Allah senin bu davran. Ya gidin. Senin bir sürü geçmişi hayır hasenatın var. İyi niyetlerin var. Değil mi? Ama birisi koluna girdi. Telefon etti. Mesaj çekti. Sen kayıyordun. Ama senin bir sürü şey var. Allah bilmem neyini versen Allah demiyor. Bir sürü mazim var. İyi niyetli geleceğinde var. Allah bu sefer karşına İsmail'i, Murat'ı, şunu bunu çıkarıyor. Ümit anlıyoruz değil mi abi? Anlıyorum abi. Ata devreye giriyor. Onun için eğer diyor Allah'ın kader ve kaza kanunları içinde atası olmasaydı İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor biz helak olurduk. İyi ki Allah'ın atası var ya Rabbi. Allah'ım yarabbim hamdolsun. Niye? Burada olmayacaktık. İsmail'im canım benim. Senin hayatının gidişatına bakarsan burada olur muydu? Sebepler. Sebepleri ekle. O merdivenden sonra o merdiven. Sen bu merdivenden çıkarken 8, 19, 20'yi basacaktın. Aa baktın ki Bremen'deki bilmem ne işhanının merdivenine çıkıyorsun. Olur mu? Burada çıkıyorsun. Öyle oldun işte. Senin hayatının gidişatından dedi ki gel koluma beni. Bu atadır. Hak ettiğin bir şey değil yani. Bu ihsan, lütuf. Hak edilen bir şey değil. Hak edilen bu. Kader, kaza, icra edilecek ama ata. Bunu anladık mı abi atayı? Kazayı da anladık mı abi? Kaderi de anladık mı? Anladık. Şimdi o terzi haşa örnek için Allah. O mahiyet model adamı tutmuştuk. O üzerine giydirdiği libas duygu. Duygular, hisler, tamam mı? Abi peki bu ata, ledyuma, ispattaki şey programı değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Değiştiriyor. Nasıl ki verdiğim sadaka da değiştiriyor. Sadakalar değiştiriyor. Ondan sonra gelecekteki senin şeyini değiştiriyor. Bir de senin koluna girmiş, Muhammed'in koluna girmiş. Hakikaten Muhammed gidiyor ama istemiyor. Ya Rabbi kurtar, ne yapayım ya, kurtulamıyorum ya. Ne, bir girdi işte adam koluma. Nasıl yapayım, ne bileyim, şöyle diyor. Allah bir sebep çıkarıyor, bir lastiğini patlatıyor. İsmail de denk geliyor. Ya bırak Muhammed ya, gel gidelim. Aslında ata yapıyor Allah. Allah karşına çıkarıyor. Yani senin kalbine yumuşaklık olmasa hadi gidelim diye buraya gelemezdin. Gelemezdin yani. Tamam mı? Çıkarttı. Bu ikramdır. İd'a. At'a. Ata. Ne kadar muhtaçlar gelemiyorlar mesela buraya. Evet. Esmasının kemalatın nukuş esması ile kemalatı sanatını göstermek için yani sanın nakışını göstermek için her bir şeye hususan zihayata yani her şeye
topraklara hususan zihayat. Zihayat demek, zi bir cümlenin kelimenin başına gelirse sahiplik yapar. Zihayat, hayat sahibi. Zi şuur, şuur sahibi. Zi servet, servet sahibi. Zi haf, korku sahibi. Tamam, zi sahiplik yapar. Şimdi Cenab-ı Hak her bir insanın ruhunu bir model yapmış. Üzerine duygular elbisesini giydirmiş, elbise. Şimdi elbiseye düğme yapacak, gömlek yapacak, süsleyecek, renk koyacak Kabe'nin altın işlemi. Bu da esma. Ruhumuz mahiyet. Tamam mı? Elbise, duygu, sıfat. Üzerindeki şekilde esma. Eviriyor, çeviriyor, kısaltıyor, uzatıyor. Tamam mı? Giydirir, üstünde kalemi, kaza ve kaderle nakışlar yapan cilve esmasını gösterir. Her bir mevcuda dahi ona layık bir tarzda bir ücret olarak bir kemal, bir lezzet, bir feyiz veriyor. Yani her bir mevcuda dahi ona layık bir tarzda bir ücret veriyor. Yani miskini tuttuk, adama ücret veriliyor. Ha, Allah da bizi, ruhumuzu miskin olarak ücretli tuttu. Üzerine elbiseler, yani duyguları gösteriyor. Duygu, elbise, yani sıfat. Üzerinde bir sürü sarık, beyazdır, siyahdır, boyu kısadır, şudur, konuşmadır. Bunlar da esmanın nakışlarıdır. Esma. Bunu sana kesiyor, kolsuz oluyorsun. Bilmem ne yapıyor, sesini kesiyor. Neslini kesiyor, paranı kesiyor. Veriyor, uzatıyor. Çok servet veriyor. Bir bakıyorsun adam 60 sene adam, anası din ağlamış, zoru kıt kanat geçiriyor, adam 20-30 yaşında patron olmuş. Rızkı Allah istediğime veriyorum diyor. Yani birisini uzatmış, kimse kısaltmış. Niye yapmış? Bu elbiseye yapılan muameleyi bu elbiseye göre çözemezsin. Bu elbiseyi başka şey için yapıyor. Oraya göre bakarsan bu doğru. Çünkü kısaltıyor. Niye? O elbise yaptı adamın kolu kısa. Sana yapmıyor ki. Boynu kısaltıyorsa kısa boynuya yapıyor. Sana yapmıyor ki. Sen modelsin. Tamam mı? Ona, peki buna mukabil ne yapıyor sana? Ona mukabil sana ücret veriyor. Ücret veriyor. Her bir mevcuda da ona renk bir tarzda bir ücret olarak bir keman, kemanat, ücret neymiş? Kemanat veriyor, lezzet veriyor, iş yapman için feyiz veriyor. Şu anda bende var mesela feyiz. Yani ki kemanatı bilmiyorum ama lezzet var, feyiz de var, sizde vardır zannediyorum. Tamam, ya yoksa nasıl yapacaksın bu işi? Bu işte lezzet olmasa zor ya. Ulvi lezzet. Peşini almışız diyor bir yerde. Evet. Peşin artıyoruz. Mesela zinada da, içkide de, gayrimeşrude de bir menus lezzet var ama gayrimeşru. Menus, şeytani bir lezzet. Yoksa bütün odun gidiyorsa onu da kimse yapmaz. Böyledir. Ne veriyormuş bu işi yapmak için? Kemanat veriyor. Feyiz veriyor, lezzet veriyor. Beraber şöyle yapalım ABC'den. İlk önce F. A, B, C, Ç, D, E, F, feyiz. Ondan sonra K, L, lezzet. Ondan sonra K, feyiz, kemalat, lezzet. F, G, H, I, K, L. Feyiz, kemalat, lezzet. Alıyormuşuz. Niçin? Baklava erken lezzet alıyoruz. İşte iyi şeyler yaparken lezzet alıyoruz. Böyle bir hakkımız var mıydı? Yani Allah bana sana bunu verdi. Yani zulüm olsa, zulüm ne demek biliyor musun? Hakkını gasp etmek, gasp edilmektir. Senin nerede hakkın var ki? Şimdi iki tane göz Allah'tan alacaklı olanınız var mı? Ben Allah'tan alacaklıydım, o için vermek zorundaydı. Lan iki tane ayak. Yok. Hangi şey senin dede vermedi? Şöyle diyeyim. Şu anda verildi ya böbrek, dalak, ruh, his, servet. Senin hakkın mıydı?
Hangisi senin hakkın? Tabi canı verecekti ya. Böbrek verecekti. Niye? Allah bu kadar para verdik ya. He? Allah bu kadar para verdik. Allah ile anlaşmamız var. Debilen var mı? Yok. Demek ki zulüm yok. Zulüm gasptır. Hakkın alınmasıdır. Senin nerede hakkın var? Benim nerede hakkım var? Hangi hakkın gitmiş? Ne hakkı? Verilen hepsi ihsandır. Hepsi itaadır. İkramdır. Sen bir kere yaratılıp yaratılmamakta eşittin. Yaratılman tercih ettiğini gösteriyor. Devam ediyor. Malikel mülk. Abi hani biraz önce dedin ya ruhu el miskin olarak ele alacak olsa bu üstümüzde de mesela kısaltıyor, şey yapıyor, değişik tarzlarda yapıyor. Peki kime göre yapıyor? Tamam, ona geleceğiz. Sana bak, sana neler giydirilmiş, ne olur bak. Ezber söylüyorum da bazıları zannediyor ki kardeşim benim aklım fikrim bu, başka şey sevgilim de bu. Eşim, aşım, işim de bu. Risale olunca konuştuğumda Risale'de. Şimdi sana bak, sen kimsin onu şey yapayım bak. Diyor ki, yani nereye göre kesiyor? Ona göre gelecek ama madem acele ettin, lemalardan söyleyeyim, ben yerini açayım ki sayfa 255, tamam mı? Diyor ki, sen kimsin bak? Sana bu elbiseyi nereye göre kesiyor? Tamam? Miskine diyoruz ki, buraya miskin diyor ki niye kestin? Sana göre yapmadım. Kim? Ha, miskinin üzerinde yapılıyor ama başkası için. O kim? O kim bak? Ben ene. Eneye bir vücut giydirilmiş. İki hayat giydirilmiş. Üç insaniyet elbisesi giydirilmiş. Bir üstüne. Atlet, gömlek, kazak, ceket, palto. Tamam mı? Bak ene denilen eneye vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. Sen insan değilsin. İnsaniyet giydirilmiş. İslamiyet giydirilmiş. İman giydirilmiş. Marifetullah giydirilmiş. Muhabbetullah giydirilmiş. Lezzet-i ruhani giydirilmiş. 8 tane. Kime? Ene. Bana. O zaman ben kimim? Bunlar değilim. Bana gömlek giydirilmiş diye. Ben gömlek mi? Değilim. Bana atlet giydirilmiş. Bana giydirilmiş. Ben atlet değilim. Bana gömlek giydirilmiş. Ben gömlek değilim. Bana kazak giydirilmiş. Ben kazak değilim. Bana ceket giydirilmiş. Ben ceket değilim. Bana palto giydirilmiş. Ben palto değilim. En sonunda şemsiye giydirilmiş. Ben şemsiye değilim. Ha, bana vücut verilmiş. Hayat verilmiş. Dikkat et. İnsaniyet verilmiş. İnsan değilsin. Sana giydirilmiş daha. İnsan olacağız daha. Peygamberlerin vazifesi insanları insanın makamına çıkarmaktır. Tamam mı? İnsanlık verilmiş. Üç. Sana İslamiyet verilmiş. Sana iman verilmiş. Sana marifet verilmiş. Sana muhabbet verilmiş. Sana lezzet-i ruhani verilmiş. Giydirilmiş. Kime? O zaman sen kimsin? Ha, orası için kesiliyor. Hurta var mı abi bunlar? Hurta var değil mi? Ruhu da kesiyor, doğru. Peki abi, şimdi bir tarafta mesela diyelim ki kesiyor, bitiyor. O tarafa doğru yapıldığına göre buradaki o zaman kesilmeler, biçilmeler oradakini mi oluşturuyor? Evet. Oradakini mi şey yapıyor? Bak şimdi, adam sipariş aldı, iş yapıyor. Tamam mı? Marangoz. Dolap yapıyor. Tamam. Dolap yapıyor. Kesiyor, biçiyor. Neyse. Şimdi sen bu dolabı, bu ne olmaz? Burada yapılıyor ama burası için değil. Başka iş yeri için, dükkan için, mutfak için yapılıyor. Değil mi? Ha, insana dünyada yapılan muamele ahiretteki sonsuz hayatı için yapılıyor. Bu bir. İki, Enes'inin sistemini, nur ve manasını aktif etmek için. Üç, esma hükmünü icra etme için. Dört, melekler ve ruhaniyetin seyretmesi için. Beş, Allah seyretmesi için.
Bunlar için elbiseyi kesiyor, biçiyor, doğruyor. Sen de seyret. Mesela ömrüm elbise benim. 60 sene vermiş, 20 sene vermiş, 50 sene vermiş. Seyret. Bunu bildiğin zaman ölümden korkmazsın ki. Ya sana elbise böyle geçirilmiş. Ben mesela, ben bu kürsüde konuşurken ben ölmeyecek miyim? Size bunu teselli verirken ben bunun mazlumu muyum? Ben de aynı önce. Her an her hastalığa duçarız. İhtimal değil mi? Kanseriz, bilmem neyiz, tansiyon olur, beyin kanaması olur vesaire. Ama kardeşim bu elbiseler sana giydirilmiş. Senin alakası yok. Kesti, doğradı, deldi, düğme koydu, düğmeyi kesti. Ya kardeşim sen ücretini alıyorsun. Ücret nedir? Yaratılmak ücret değil midir? Nefes almak ücret değil midir? Hayat. Vücuda gelmek ücret değil mi? He? Ücret değil mi? Sen alacaklı mıydın? Kesinlikle hiçbir hakkımız yokken Allah bize verdi. Verdiği üzerinde oynuyor. Devam ki abi, bu kesme biçmeyi bir kişi nasıl anlayacak bunu? Derslerle tabii, böyle tefekkürlerle anlayacak tabii. Yani Bülent'im, yani bak bu dersleri dinledim, bunu sordum. Hayatında bu dersi dinlemezsen bunun böyle bir zaten sorun olmazdı. İşte derslere geleceksin, kitap okuyacaksın, cemaate dahil olacaksın. Hiç kimse otururken ne para kazanabilmiş ne değilim kazanabilmiş. Otururken kimsenin müşterine, kime para kazanmış. Şimdi biz bunlarla meşgul oluyoruz. Kaç sene veriyorsun? Okuyorsun, dinliyorsun. Diz çöktük abilerin yanında, bilenlerin yanında. Derse geldik, kitap okuduk, laf dinledik, Cenab-ı Hak da verdi, biz de konuşuyoruz. Nasıl anlayacağız? Yani okuyarak. Senin üzerinde icraat oluyor ama haberin yok ki. Mesela ustad misali, saat çalışıyor, iş yapıyor mu? Yapıyor. Yapıyor değil mi? Saat de gösteriyor. Saat zamanı gösteriyor değil mi? Peki saat ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Çoğu insan böyle. Bir şey gösteriyor ama ne yaptığını kendisi bilmiyor. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. İşte diyor ki malikel mülk. Mülkün maliki yetesarrefu fi mülki keyfe yeşâ. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder mülk sahibi. Mülkünün onu değil mi? Hangisi senin? Sırrına mazar olan o Sani Zülcelal'e karşı sırrına mazar olma. Yani bu sırrı bileceksin Murat'ım. Malikel mülk. Yetesarrafe fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf etme yetkisi yok mu? Var. Peki sen bana söyler misiniz? Bu mülk onun değil. Onun. Madem sır mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sırınca mazar olan o Sani-i Zülcelal, yani değiştiren, yani celal onu kullanmış. Cemal olmaz. Sani bu konuda cemal olmaz. Sani sadeleştirsen, cemal yazsan, yani sanatlı yapan Allah olmaz. İkisi de cemalla Sani Zülcelal, Sani Zülcemal, ikisi lügatta sanat yapan Allah değil işte. Sani Zülcelal sistemi aktif ediyor. Cemal ise sistemi kuruyor. Ötekisi aktif ediyor. Bozuyor yani. Bozuyor derken birbirine geçiriyor. Birisi hayat veriyor, birisi mefti veriyor. Birisi ezel, birisi ebed. Birisi karanlık, birisi aydınlık. Tam zıt. Yani acayip yani, aktif ediyor. Sani Zülcelal'e karşı hiçbir şeyin hakkı var mıdır ki desin. Abi kainatın sistemi zaten öyle bir. Evet, yani bu sistemde hiç kimin hakkı var ki desin ki, bak şimdi öyle örnek verecek ki, bana zahmet veriyorsun, kim diyebilir? Benim istirahatımı bozuyorsun, haşa, evet mevcudatın hiçbir cihette vacibül vücuda karşı hakları yoktur. Ve hak dava edemezler. Belki hakları daima şükür ve hamd ile verdiği vücut mertebelerinin hakkını eda etmektir. Hiç kimse, yani ya Rabbi ben, ne yapıyorsun bana? Zahmet veriyorsun. Bir sürü sıkıntılı işler de çalıştırıyorsun Allah Allah. İstirahatımı bozuyorsun. Ya saatim, sağlığım vardı, kestin. Ayağımı bilmem ne yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın. Yok be kardeşim. Psikolojinin tamir bu ders ya. Hep kayıyor benim aklım psikolojiye ya.
Ya böyle bir insan inansa, haşa, mevcudatın hiçbir cihette vacibül vücuda karşı hakları yoktur. Ne hakkı? Hakkın gittiği yerde zulüm var. Senin nerede hakkın var ya? Sana, bana karşı hakkın var. Müslüman müstarak var. Ama sana vücudu verene karşı hakkın yok ki. Şükrandır senin ya. Minnettarlıktır. Sen kimsin? Ben kimim ya? Abi benim aklım şeyde takıldı. Bülent abi demin dedi ya. Eneyi burada oluşturuyoruz dedi. O zaman... Eneyi oluşturmuyoruz. Ene burada var. Çekirdek. Ene çekirdektir. Bak şimdi. Bu çekirdeğe zulümdür çekirdek yapma, kalması. Allah da zulümden münezzehtir, merhametlidir. Bu çekirdeği ağaç yapacağız. Ümit. Tamam mı abisi? Şimdi güneş vuracaksın, ısıtacaksın kardeşim. Güneş vurunca patlatmıyor mu? Ya ne yapıyorsun ya? Garibanı patlattın ya. Patlatıyorsun be kardeşim ya. Denilir mi? Denilmez. Ama zahide patlatmak değil mi? Ya lan yandı bu adam ya. Lan bu adamı toprağın altında koydum be. Hiç Allah'tan korkmadın mı ya? Bu karanlık yerde yalnız başına ne yapacak o? Dıştan bakınca zulüm görünüyor. İki, üç, bir de yetmiyormuş, çürümesi için çekmiş, su bastı. Yetmiyor, kazma adamı altında çapa yapıyorsun. Taktuk taktuk, lan adam bari uyuyordu. Ama o çekirdeğe güneşten ziya, buluttan su, toprak altında muamele yaparak ağaç oluyor. Dar yerden ağaç oluyor. Bu ağaç için bunlar gerekmiyor. Ha, dünya neresi biliyor musun? Ümit. Bak, dünya toprağın altında. Sen de burada çekirdeksin. Maydanoz çekirdeği. Ben pırasa çekirdeği. Bu şeftali çekirdeği. Bu armut çekirdeği. Bu bilmem ne çekirdeği. Korktun şu. Şu anda oradayız yani. Peygamberimizin. Şu an ne haber ya? Şeftali, armut diye mi? Hasan Hüseyin. Tamam. İyiyiz ya falan. Toprak altındayız ama görmüyoruz. Karanlık, dar, sıkı. Tamam mı? Toprak altında dar, soğuk, karanlık, bir de görüşme de yok ha, kimsesiz. Çekirdek. Sonra o bazı muamele görünce buradan filizleniyor. Ama kendisi bile görmüyor çekirdek. Sırtından bir filiz çıktı. Yırttı. Yırttı, aa çınar ağacı. Çekirdekten çıktı halde, çekirdek görüyor mu? Görmüyor. Çekirdek diyebilir miyim? Vallahi benden çıktı diyorlar ama kim gördü ya, ben görmediğime inanmam. Ağaç ne der? Olan demiş, ben gayrimeşru muyum lan? Senden çık demiş de der. Ne güler değil mi? Şimdi biz dar dünya toprağı altındayız. Bir çekirdeğe benzeriz diyor usta. Ahiret ise toprağa göre toprağın üstüdür. Güneş var, hava var, çiçekler, renkler var, kuşlar, kelebek, dallar var. Burada ise soğuk, dar, karanlık, kimsesiz. Tamam mı? Şimdi buna bak, buna bak. Dünya aynı buna benziyor. Buna da benzemez de. Ha, burada yapılan muamele dışarıdası içindir. O zaman güneş nedir? Biz çekirdek isek. Toprak, dünya dedik. Çekirdek biz isek. Güneş nedir? İmanın ziyası. İslamiyet suyuyla toprak için, ubudiyet toprağı altında, yani namaz, oruç, derslere gitmek, kitap okumak, tamam mı? Ubudiyet toprağı altında düşünce, doğru düşünce, doğru konuşmak, doğru şeyleri seyretmek, bazı şeyleri terk etmek muamele-i kimyeviyedir. O zaman o çekirdek geniş halinde aç olur. Tamam, bu dördünün bütünü kaderdir. Bunlardan bir tanesini eksik yaparsan çekirdek olarak kalacaksın. Hiçbir işe yaramazsın. Ne yaptın? Meyve verdin mi? Yok. Ağaç oldun mu? Ne işe yararsın? Söyler misin be? O artık yanması için odun, odun olur. Odundan başka bir şey yaramaz. Isırmak lazım da ya. İşte diyor ki Malikel mülk yetesarrafu fi mülki keyfe yaşa. Sırınca, sırına mazar olan Sani Zülcelal'e karşı hiçbir şeyin hakkı yoktur ki desin. Bana zahmet veriyorsun. Benim istirahatımı bozuyorsun. Haşa. Evet, mevcudatın hiçbir cihette vacibül vücuda karşı hakları yoktur ve hatta vay demezler. Belki hakları daima şükür. Bir. İşte bu akşam şey yapacaktım da vazgeçtim. Şükürle hamd yapacaktım farkını. İnşallah yarın bir şekilde yaparız. Gitmeden yapmak isterim burada.
Belki biz daima hakkımız nedir? Şükür. Elhamdülillah. Hamd verdiği vücut mertebelerinin hakkını eda etmektir. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ben şimdi diyebilirim. Beni zenginliğe yapmadın. Beni niye padişah yapmadın? Yani beni böyle beni niye yapmadın? Lan sen var olanın bir şükrünü de et. Bedelini de. Tamam. Bir borcunu de. Çünkü verilen bütün vücut mertebeleri vukuattır. Birer illet ister. Yani sana verilenler vukuattır. Eyleme dönüşmüştür. Bir sebep ister. Yaratılmana bir sebep ister. Senin yaratılmana sebep sen misin? Sen yoktun ki sebep olasın. Yaratılmak, vücuda çıkmak bir vukuattır. Vakadır. Ortaya çıktın. Ama ortaya çıkanlara çıkması için bir illet lazım. Fail lazım. Çıkartan. Çıkan sensin. Çıkartan da mı sensin? Yapılanla yapan aynı olur mu Murat? Kendi kendine. Beni yapmışım. Ya. Olmayan beni yapmışım. Yapılan da ben, yapan da ben. Ya yeni bir edebiyat öğreneceğiz. Demek ki yaratılan her şey vukuattır, olmuştur. Buna bir illet ister. Yani fail ister. Yapılan da kendisi illet olamaz. Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır. İmkanat ise Adem'dir, hem nihayetsizdir. Ademler ise illetler istemezler. Nihayetsize illet olamaz. Yani misal verecek şu. Sen çok şey olabilirdin. Bunlar imkanattır. Peygamber olabilirdin. Sır da olabilirdin ama onu niye demiyorsun? Niye peygamber olmadım? Niye gazan olmadım? Niye Japon imparatoru olmadım? Tamam da niye mücehil olmadım demiyorsun? Niye kapıdaki köpek olmadım demiyorsun? Niye bir an afenden akan sel çöpü olmadım? Niye Alman gavur olmadım demiyorsun? Hep onu diyorsun. Vücudu fark etsene. Elhamdülillah. Ne oldu biliyor musun sen? Bak burada silecek. Ne oldu biliyor musun? Sen kimsin biliyor musun? Bak. Madenler diyemez. Madenler var ya toprak, taş. Niçin nebat olmadık? Niçin bitki olmadık diyemez. Şekva edemezler. Niye? Belki vücudu madeniye mazan oldukları için hakları fatırına şükrandır. Lan niçlikte kalmadın. Lan taş oldun da yani. Taş oldun, toprak oldun. Hiçliğe göre vücuda çıktın. Tamam mı? Buna göre sen şekva değil ya, verileni bir şey yap bakalım. Fatırına. Fatır ne demek biliyor musun? Fatırına şükrandır. Bak zamansız, mekansız, maddesiz, mukayesesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, örneksiz. İlk ve son yapan Allah. Seni hiçlikten toprak yaptı, maden yaptı. Ya bunun bir bedeli bak vücuda çıktın. Ya imandan ben ne anlıyorum biliyor musun? İman dinidir. Allah'ın bize verdiği en büyük nimet ne biliyor musunuz? En büyük vücuda çıkmak. Varım diye bilmek. Varım. Bak diyemiyor. Bu benden büyük bina. Bak. Fil bizden ağır değil mi? 6,5 ton. Benim diyemiyor. Benim. Diyebilmek kadar. Varım diyebilmek kadar. Varlığının şuurunda olmak kadar ben bir şey bilmiyorum. İstersen topal ol, kör ol, belden aşağı felç ol. Ama varım, varım. Varlık anlayışı. Bunu nasıl anlatacağım ya? İsim. Varlığın bilincinde, şuurunda, farkındalığında olmak. Ben varım yahu. Tamam mı? Bir de kimsin biliyor musun? Kimsin? Burada sayacak. Taş toprak olmadı. İtki olmadın. Hayvan olmadın. Ya bir de normal adam olmadın. İslamiyet'e mazan oldun. İman nimetine mazan oldun. Bir de her asırda gelen mucidide cemaat oldun. Biraz da çalıştın. Hizmetçi oldun. Lan nankör. Daha ne yapacaktı seni? He? Senin hakkında zevk yazdırtıyor. Ya şimdi taşlara itiraz ettik. Taşlara bak cevap veriliyor. Niye itiraz et? Ya ben niye taş oldum ya? Niye bitki olmadım desem ona şöyle denilir. Şekva edemezsin. Belki vücudu madeniye mazan olduğundan
Yani hiçliğe göre niye yukarıya bakıyorsun? Hiçliğe göre vallahi çıktı. Nebatatlara şimdi geliyor. Anlıyorsun değil mi Umut'im? Bak, nebatat, ağaçlar, bitkiler, çiçekler niçin hayvan olmadık diye şefa edemezler. Olan şey dese ki şeftali, ona ben niye hayvan olmadım ya? Çünkü bitkiler ruh sahibi değil, hayatları var. Toprağın, taşın hayatı yok ama hiçlikte vücuda çıkmış. Hiçlikte vücuda. Bitkiler ise taş toprak olmadı, hayata sebep oldu. Şimdi nebat niçin hayvan olmadım deyip şekva edemez. Niye edemez? Çünkü hiçlikten vücuda çıkmış bir. Hayata mazhar olduğundan dolayı şükrandır. İki defa. Hiçlikte kalmadın, taş olmadın, hayata mazhar oldun. Şükret. Vay be. Hiçlikte kalabilirdim, taş olabilirdim ama bitki oldu. Hayvan ise yükseliyoruz. Taş toprak, bitki, hayvan, tamam mı? Hayvan ise niçin insan olmadım diye şekva edemez. Niçin? Hayvan ise niçin niçin insan olmadım diye şekva edemez. Sonra diyor ki, köpek diyor ki, ulan ben niye insan olmadım? Diyemez. Niye diyemez? Çünkü bak, niçin insan olmadım diyemezse, belki hiçlikten hayata, vücuda, hayat, bak hiçlikten vücuda, hayata, bitkiye, bir de ruh sahibi oldu hayvan. Ruh, bir ruh cevheri ona verildiği için onun üstündeki hakkı şükrandır ve hakeza kıyas et. Ey insan-ı müşteki, ey şikayet eden insan, sen mağdum kalmadın, hiçlikte kalmadın. Taş toprak olmayıp vücut nimetini giydin. Hayatı tattın. Camit cansız kalmadın. Taş toprak olmadın. Cansız kalmadın. Hayvan olmadın. İslamiyet nimetini buldun. Dalalette kalmadın. Almanlar gibi, Fransızlar gibi dalalette kalmadın. Sihat ve selamet nimetini gördün. İman nimetine vasıl oldun. Ve hakeza, ey nankör, ya ey nankör, daha sen nerede hak kazanıyorsun ki? Niye hakkı? Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahz-ı nimet olan, yani karşılıksız verilenler, vücut mertebelerine mukabil, yani hiçlikte kalmadın, taş olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın, yavur olmadın, İslamiyet ve iman verildi. Bu mertebelere mukabil şükretmeyerek imkanat ve ademiyet nevinden, yani daha o peygamber olmadım, padişahlığı olmadım nevinden senin eline geçmedi ve sen ona layık olmadın, o yüksek nimetlerin sana verilmediğinden batıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan şekva ediyoruz. Yani bu ruhla giydirilen elbiseler, buna mesela bu gömlek. Mahmet, bu gömleği giysem olur mu sana olur mu? Biraz zor olur değil mi? Olmaz yani. Ama şey de olmaz. İlk abine olmaz. Onlar da şey gelir. İnsan. Demek ki bize şunu kastetti bu örnekle. Ruhumuza giydirilen hayat, beden, duygular, hisler, fikirler ruhumuza göre. Benim hayatımı sana verseler, duygularım, fikir olmaz orada. O ruha olmaz. Sana yapılan muamele senin ruhuna göre yapılmış. Dedim ya, toprak altındaki muamele çekirdeğin sıfatına göredir, istidadına göredir. Örnek vereyim. Bambu çekirdeği var. Duymuş muydunuz? Bambu. Toprağa atarlar. Gürcistan'da gördüm, Çin'de de varmış. Bambu. Bambus. Bambu diyorlar. Bambusu bilmem de bambu. Bambus. İşte Türkiye'de. Muhammed'im, Ümit, Zeki, dinliyorum değil mi abisi? Koyuyorlar çekirdeği, suluyorlar bir sene, hiçbir şey yok. Suluyorlar ikinci, hiçbir şey yok. Suluyorlar, hiçbir şey yok. Suluyorlar, dört, hiçbir şey yok. Filiz bile yok, patlama yok. Onlar da sabrediyor. Suluyorlar beş sene, hiçbir şey yok. Altıncı sene bir suluyorlar, 26 metre fırlıyor. Bambus işte. Anladın mı? Hepsinin çıkışı farklı.
Bazı şey, bazı böyle, bazı böyle. Tamam. Tamam, fıtrat bu yani. Nedir o? Yani ona muamele, ya ne biçim lanam, lanet olasın lan, dert tekmeyle at şuna bir şey çıktı, yok. Hayır. Onun fıtratı öyle. Bazılarının fıtratı sonra parlar, bazının şöyle olur, bazı böyle olur. Benim fıtratım da budur. Onun için demem ki keşke öyle olsaydım. Hayır. O ki ben sen olacaktım, eğer sen benim gibi olacaktınsa, niçin Allah beni yaptı? Hazreti Peygamber dedi mi, ya Ömer, Ebu Bekir gibi ol, ya Osman, Ömer gibi ol, ya Ali, Ebu Bekir gibi ol. Hayır demedi. Hatta benim gibi olun demedi. Olmazdı. Benim yaptıklarımı yapın. Benim kullandıklarımı kullanın. Yani Ebu Bekir Sıddık da, Hazreti Peygamber de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman Efendilerimiz, Hazreti Ali Efendilerimiz de İslamiyet malzemesini, iman malzemesini kullandılar. Yani şu, villanın da ham maddesi çimentodur, tuğladır, gece kondunun da odur. Yani alimin de kullandığı malzeme İslam'dır, cahilin de kullandığı İslam'dır. Peygamberin kullandığı malzeme namazdır, oruçtur. Garibanın da kullandığı oruçtur, namazdır. Aynı şey kullan. Ha, farklılık ruhtaki Allah'a mazhariyet, vazifedarlık noktasında. O vazifeyi yapıyor diye çok büyük değildir. Şöyle diyeyim. Sapancı, Koç, Türkiye'nin ömrü, şu Bilemen'de 10 tane bina sadaka verse iyilik yapmış olmaz. Zekat bile olmaz. 10 tane bina zekat olmaz adamın. Ama ben bir kale versem zekat olur. Servetine göre o bir şey değil. Tamam. Onun ruhuna göre öyle bir vazife yüklenmiş ki karnına sahabe bir taş ballarken sevgili peygamber iki defa ballamış. Bir defa uykum aldı mı olmadı diyen peygamberin ümmetiyiz. Bir defa karnım doymadı. E şimdi onların yaptıklarına bir bakarsak yani bugün bir reklam gördüm beni götürürken kokusafene. Adam çiğ köfteye bakıyor. Tamam reklamda şöyle yapıyor. Gördün mü bunu? Gözlüklü bir adam böyle. Şimdi Ebu Bekir imanı bir tarafa, ümmetinin imanı bir tarafa. Peygamber ama Ebu Bekir'i, Ebu Bekir göklerin anası Ebu Bekir doğurmadı. Onun yaptığı icraata bakarsan kas. O zaman ne diyor? Sana küfranı nimet ediyorsun. Acaba bak batıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan şekva ediyorsun. Küfranı nimet ediyorsun. Acaba bir adam, şimdi örnek veriyor bitiriyor. Acaba bir adam, bu örnek de çok antik, anlasana kesiyor. Bir adam, zengin bir adam, minare başına çıkmak gibi âli dereceli bir mertebe çıksın. Büyük makamlar bulsun, her basamakta büyük nimetler görsün, o nimeti verene şükretmesin ve desin, niçin o minareden daha yükseğine çıkmadım diye şekva ederek ağlayıp sızlasın, ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küfrani nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder, divanelere dayanır. Ne şu, şimdi biz kardeş gidiyoruz, 15-20 kişi diyoruz, Bremen Hanımefendi, tamam mı? Orada meydan var, orada 60 tane kule var, hepsi büyük küçük, 60 merdivenli, 40 merdivenli, 15 merdivenli, 100 merdivenli, bir kuleler var. Zengin adam, çok zengin, tırları koymuş. Sana dedi ki, sen bu kuleye çık. Niye? Her basamağında orada hediye senin. Niye yapıyorsun? Cömertliğimden. Yoo, oh elhamdülillah. Adım atıyorsun. Selahattin abi kaç yaşındayız? 65. 66. Bak nasıl çıkartıyor çünkü her basamağında çeyce alacak. 65'ten 66'ya çıkartıyor. Şimdi kimse düşünmez. Şimdi senin çıktığın minare bugünlük itibariyle 65. Her basamağında sana hediye veriyor. Farklı farklı ama. Sen diyor ki Zeki sen kaç yaşındasın? 19. Sen de bu sene. 19. Delikanlı sen? 15. Sen? Muhammed? 34. İbrahim? 53. Tamam. Şimdi hepimize niye böyle yapıyorsun? Cömertim, zenginim. Tamam. Çık. Her basamağında araba, villa, yat, kat, tablo, her şey var. Avrat veriyor. Tamam. Öyle karıştırayım ya.
Direkt demeyeyim. Tamam mı? İyi değil mi Murat? Sen kaç yaşındasın Murat? 32 abi. Tamam. Sen Salih? 19. Neyse. O 19'da bu cisi de vardı orada ha. İsmail? 37. Tamam. Şimdi Bülent? 45 abi. Tamam. 45 bu iyi. Şimdi epey diye aldım. Şimdi bunları niye veriyor? Cömertim diyor zenginim. Kaç merdiven? Her merdivene bir tırdan malzeme veriyor. Adam indi. Ne biçim zalimsin lan sen dedi patrona. Zalim bilmem ne. Sen gattarsın, hainsin. Niye? Niye o minare gibi beni çıkartmadın? Ya kardeşim sen bana hakkın mı var? Alacağın mı var? Ben geçiyordu zaten. Ben dedim tamam bu hediyeleri al. Ben baktım sana. Battı bana, battı bana bak işte. Tamam. Sana baktım şeyine, vazifene. Ondan sonra senin dosyan vardı benim. Ondan sonra sen buna çık. Der misin Muhammed? Bana en yüksek gibi vermesen ben de bunları istemem. Diyemez. Dersen sen ya. Ha. Aynen bunun gibi. Ey kanaatsız, hırslı, iktisatsız, israflı, haksız, şekvali, gafil insan. Katevil ki, yani o kule ömür. Her sene sana ayrı bir nimet. Her dakika, her saniye ayrı bir nimet. Karaciğer böbrek çalışıyor, güneş çalışıyor senin için. Ey kanaatsız, hırslı, ey iktisatsız, israflı, ey haksız, şekvalı, gafil insan. Katevil ki, kanaat ticaretli bir şükrandır. Ticaretli bir şükrandır. Hırs hasaretli bir küfrandır. Ve iktisat nimete güzel ve menfaatlı bir ihtiramdır. Hürmet etmektir. İsraf ise nimete çirkin ve zararlı bir istifaftır. Öyle israf mal mülk gömlek değil ha. İktisat o da değil. Nedir o? Maddi ve manevi organını yerinde kullanmak. Eğer aklın varsa kanaata alış, rızaya çalış, Allah'ın sana yaptığı muameleyi anlamaya çalış. Bunlar bana ne demek istiyor? Bu mektubu okumaya çalış. Sıkıntı vererek bana bu mektubu niye göndermiş? Bana bunu çakarak, arabayı vurarak, ya bu işim olmayarak bana niye böyle yapıyor? O mektubu okumaya çalış, bu rıza. Tahammül etmesen ya sabır de, sabır iste. Hakkına razı ol, teşekkür etme. Teşekkür? Şikayet. Şikayet etme. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Her halde şekva etmek istersen, şikayet etmek istersen, nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et. Çünkü kusur ondandır. Bu itirazlar da ondan geliyor. Fark et. Ey insan! Verilen nimetlere bir baksana ya. Merdivenlere bir bakar mısın? Hiçlikten, yoklukta kalmadın. Vücut giydin. Taş toprak olmadın. Bitki olmadın. Hayvan olmadın. İnsan oldun. İman ve İslamiyet nimetine vasıl oldun. Marifet ve muhabbete mazhar oldun. Lezzet-i ruhani ikramına mazhar oldun. Ey insan, daha ne yapsın sana? Bir kere en büyük nimet yok iken var edildin. Yoktun. Var edildin. Yani senin nerede bir hakkın? Topalım. İki ayak alacaklı mıydın? Kördün. Ya zulmetti. Zulüm nedir? Hakkını elinden almasıdır. Senin iki tane gözün nerede vardı? Bina sana öyle dikti. Ha, ne diyor? Buna sabret, tahammül et, tevekkül alış, fark et. Senin ruhuna göre ben senin mazan olduğun esmaya göre ahirette sana ebedi bir hayatta ebedi sana insanlar yapacak. Lan ne ki ya? Adam, ondan sonra bitireyim. İsa Aleyhisselam'ın mucizesi ölüleri diriltmekti ya. Yahudiler dediler ki, şu bir adam var burada, asırlık.
Onu dirilt. Herkesin yanında. Bak şimdi ne vücuda bak. Bak bak. Dirilt görelim. Adam tak belakada dirilmiş, oturmuş. Esselamu aleyküm ya ey Allah'ın Resulü dedi. Ey Allah'ın peygamberi selam olsun sana. Ötekiler etmedi. Yani adamlar nasıl kafayı yemedi anlamadım yani. Mezarlıktan beri asırlık bir şey kattım herhalimiş. Neyse şunla kelam ettikten sonra adama dedi ki madem oturdun buraya kadar geldin alayım seni bu tarafa yaşa. Bir ne kadar yaşadın? 120 sene yaşamış. Güzel. Ey Allah'ın peygamberi bana dokunma. 100 sene için, 120 sene için ben ölüm acısını bir de tatmak istemiyorum. Ben bir kere tattım, bırak beni. 120 sene için ölümü tatmak istemiyorum. Demiş. Ne diyorsun abi? Ya Rabbi, ölümü tatmayan şehittir diyorsun. Ölmedi deyin diyor. Öldü demeyiniz diyor, değil mi? Şehit için Allah öyle diyor. Allah'ım, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve bizi ve evlad-ı yârimizi, usul ve furularımızı, âlem-i İslam'ı ve Müslümanları, hasreten Risale-i talebelerini, Allah'ım ikinci anda aziz eyle ve şehit eyle. Amin. Ölüm acısını onlara hissettirme. Amin. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin hatırına, amin. Kur'an'ın hürmetine, amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın imanının senin yanındaki değeri hatırına. Amin. Ya Rab bizi şehit et, ölüm acısını bize hissettirme. Amin. Allah'lığın hatırına. Amin. El-Fatiha. Allah'ım.